Damarların etkilendiği romatizmal hastalıklar vaskülit olarak adlandırılmaktadır. HSP hastalığı en sık görülen vaskülit tipi olup, eklemler, cilt, böbrekler ve bağırsaklar etkilenebilmektedir. Bu hastalık sırasında kılcal damar duvarlarında bir romatizmal iltihap oluşur ve damar hasar görür. Bu zeminde çevre dokularak kanamalar gelişir. Bu durum bağışıklık sistemi hücrelerimizin damar duvarına karşı geliştirmiş olduğu bir reaksiyon sonucunda ortaya çıkar. Altta yatan sebep tam olarak bilinmemekle birlikte bulgular sıklıkla bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesiyle tetiklenerek başlar. Olmazsa olmaz bulgumuz tipik deri döküntüleridir. Bu döküntüler damar hasarı sonrası oluşan kanamalar nedeniyle oluşur. Özellikle kalça ve bacaklarda gördüğümüz bu döküntüler ciltten hafif kabarık, ele gelebilen purpur olarak adlandırılan lezyonlardır. Deri döküntüleri birlikteliğinde cilt altı ödem, kas ağrısı, eklem ağrısı ve eklem şişliği de görülebilir. Bu kanama tablosunu bağırsak ve böbrekleri etkileyen kılcal damarlarda da görebilmekteyiz. Buna bağlı olarak karın ağrısı, kanlı dışkılama ve idrarda kanama gibi bulgular görülebilir. Erkeklerde, testislerde şişlik ve kızarıklık da bir diğer görülebilen bulgudur. Özellikle bağırsak ve böbrek etkilenmesi hastalığın nispeten ağır seyrine işaret edebilir. Bağırsak etkilenmesi hastaların yaklaşık yarısında, böbrek etkilenmesi ise hastaların yaklaşık üçte birinde görülebilir. Bağırsak tutulumu sonucunda kanamalar, bağırsak düğümlenmeleri ve tıkanıklıklar, böbrek etkilenmesi sonucunda ise idrarda kanama, protein kaçağı, hipertansiyon ve böbrek fonksiyonlarında azalma maalesef görülebilir. İdrar takipleri, gayta takipleri ve gerekirse ultrason ile bu organ etkilenmelerini izleyebilmekteyiz. Tipik deri döküntüleri birlikteliğinde eklem, bağırsak ya da böbrek gibi bir iç organ etkilenmesi ek olarak varsa hastalık tanısı konulabilir. Sadece deri döküntüleri varlığında ise cilt biyopsisi ile hastalık tanısı desteklenebilir. Yaygın olmayan cilt tutulumu olan hastaları yatak istirahati ile izlemekteyiz. Eğer birlikteliğinde cilt altı ödem ya da eklem tutulumu varsa bu durumda ibuprofen grubu ilaçlar tedavide yeterli olabilmektedir. Eğer herhangi bir iç organ etkilenmesi varsa bu durumda tedavide steroid içeren ilaçları kullanmaktayız. Ağır vakalarda ise daha ileri tedavi seçenekleri bulunmaktadır.